Arkadaşlar bugün de sizlere Acer'ın E5 serisi notebook bilgisayarlarına nasıl format atılacağını anlatacağım. Öncelikle UEFI ile yapılmış UEFI destekli bir USB bellek Windows kurulum belleği hazırlıyorsunuz. Kurulum belleğimizi bilgisayarımın herhangi bir USB portuna taktık. Şu an takılı. Daha sonra bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Açılır açılmaz bilgisayarımızı ilk ekranda F2 tuşuna bastık. F2 tuşuna bastıktan sonra karşımıza BIOS menüsü gelecek. İlk olarak şuradaki menüden, main menüsünden F12 boot yazan yeri enable olması gerekiyor. Disable ise siz bunu enable'ye getirin. Enabled olarak kalsın. Daha sonra boot menüsünde boot modu UEFI olarak seçiyorsunuz. Çünkü biz UEFI'li bir Windows'u kuracağız. Birinci yazan yerde de bizim flash belleğimiz olacak. Bizim markası Toshiba olduğu için Toshiba yazıyor. Sizin USB belleğin markası neyse o yazacak burada. Bunu da birinci sıraya alıyorsunuz. Farz edelim ki ikinci sırada ise onu nasıl alıyorsunuz birinci sıraya? Bakın buraya yazmış. F6 ve F5 ile örneğin şunun F5 aşağılarda olduğunu düşünelim. Örneğin bizim Toshiba'mız aşağıda değil mi şu anda USB. Bunu seçiyoruz. Seçili haldeyken F6 ile yukarıya birinci sıraya aldık. Bakın. Daha sonra exit menüsüne geldik. Kaydet dedik. Yes dedik. Şu anda bilgisayarımız USB bellekle başlayacak. Biz isteseydik F12 ile aktif ettiğimiz için F12'ye de basıp arka arkaya daha önce aktif ettiğimiz için buradan USB Toshiba yazan yeri seçip sizinkinin markası neyse siz onu seçip Enter'a bastığınızda bilgisayarınız Windows USB kurulumu hangisi ise belleğiniz neyse ona geçip oradan Windows kurulum ekranına geçecektir. Acer E5 serilerinde boş gelen, FreeDOS gelen veya çöken işletim sistemlerini Windows işletim sistemini bu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bizim ekranımıza kurulum ekranının gelmesini bekliyoruz. Şu anda USB belleğimizi okuyor. Birazdan karşımıza Windows 10 kurulum ekranı gelecek. Evet, gördüğünüz gibi Windows kurulum ekranı böylelikle geldi. Kolay gelsin.